Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan Hoca'nız. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir değerli arkadaşım. Ama harbiden nasılsın? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Artık sınava sayılı günler kaldı. Gerçekten böyle keyfin yerinde mi ki ben senin keyfin yerine getirmek için durmadan atmosferi, ortamı değiştirip bir yandan güzel sorular gösterip bir yandan da o kafanı dağıtmaya çalışıyorum. Ama sen nasılsın arkadaşım? Bir yaz bakayım şöyle yorumlara. Artık o enerjiniz, moraliniz kuvvetli mi düşükse de lütfen sınava kadar yükseltelim onu. Çünkü çok az bir süre kaldı. Senin karşına çok tatlı bir soruyla geliyorum yine. Gerçekten de AYT'de karşına gelebilecek bir soru tarzıyla. Eğer hazırsan artı bir net için haydi gelin Bye. Evet değerli arkadaşım trigonometri ile ilgili çok güzel bir soru çözeceğim. Aslında AYT'de karşımıza neler çıkacağı çok net belli. Şimdi zorlayabilecekleri konular da belli. Ha, bence gelebilecek trigonometri ile ilgili 3 ya da 4 soru var şimdi gireceğin sınavda. Zorlayabilecekleri onların içerisinden bir tanecik soru olacaktır trigonometri ile ilgili. O da genelde baktığımızda bak kolayla orta arasında trigonometri soruları soruyorlar ya da orta düzey trigonometri soruları soruluyor ya da dönem dönem bir tane o da bir tane baka orta ile zor arasında bazen bir tane soru atıyorlar geçen sene ondan önceki sene hani orta zor diyebileceğim sorular vardı bir tane ama bak işte o bir taneden biri orta zor diyebileceğim trigonometri ile ilgili bu tarz bir soru olabilir bence güzel tatlı bir soru aslında ama çözümde gördükten sonra aslında çok basit olduğunu düşünebilirsin şimdi değerli arkadaşım f pi bölü 12'nin değeri kaçtır diye sorulmuş. Bize verilen tanım aralığı birinci bölgeden reel sayıları tanımlanıyor. Şimdi x gördüğün yere pi bölü 2 yazdığında cacık olmadığını görüyorsun. Şimdi dikkatimi çeken yukarıda bir iki parantezi var. Önce demek ki bu verilen trigonometrik ifadeyi düzenlemeniz gerekiyor. Gelin biz bu fx denklemini şöyle yazalım. Yukarıda bir iki parantezi alsak. Burası ne olur? Tan kare x eksi kot kare x olacaktır. Şu ana kadar var mı sıkıntı? Yok. Şimdi değerli arkadaşım şöyle bir hamlede bulunacağız seninle beraber. Bak bölü. Şurada altta da 3 parantez var. Gel şurada da bir 3 parantezi alalım. Bak hocam buradan tan kare x artı cot kare x artı 2 gelir. Hocam yukarıda ne yapacağım? Aslında sırıtıyor. Ne yapacağız? E güzel insan burada gördüğün gibi iki kare farkı var. Önce o iki kare farkını düzelteceğim. İki parantezinde tan x eksi x. Neden burada a kare eksi b kare açın var ya bir a eksi ve bir daha artı b şeklinde yazacağım. Bir tan x eksi kod x yazdım. Bir de tan x artı kod x mi yazdım. Bölü kısmı çok önemli. Şimdi tan x artı kot kare x artı 2 ne olabilir? Şimdi bunu görebilen arkadaşım çok rahatlar. Göremeyense payda mayda işlemesi lazım biraz sıkıntı yaratır. Zaten bence bu sorunun da en esprili kısımda burası görmen gereken bir kısım. Yani buradaki çarpanları ayırmayla işlemlerin çok iyi olması gerekir. Neden biliyor musun? Bak şimdi tan x artı kod x'in bu kısım maviyle yani şu siyahla gösterdiğim yer parantez karesinin açılımı. Hocam nereden bileceğim? Bak deneyelim. Birincinin karesi tan kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı aslında iki tan x çarpı kot x demek değil mi? Tan x çarpı kot x de bir demek de iki çarpı 1'den ikiyi yakaladım. Son ikincinin karesini aldım kot kare x. Aa hocam soru çok basit diyorsun değil mi? Şimdi bak 3 parantezinde burasına ne oldu? Tan x artı kot x'in parantez karesi olarak yazdım. Anladı değil mi şimdi? Hocam bak tan x artı x var. Aşağıda da iki tane bundan varmış. O zaman kareyi yok edecektir. Geriye neler kaldığını istiyorsan bir yazalım. Bak burada ne olacak? 2 bölü 3 parantezi alalım. 2 bölü 3 parantezi çarpı tan x eksi kod x bölü tan x artı x kalmış oldu. Tanix artı kot x kalmış oldu. Hocam bir cacık olmuyor yine buradan diyorsan. E biliyorsun ki tanlı kodlu ifade varsa biz onu çok neyi seviyoruz? Sin cos'la çevirmeyi çok seviyoruz. Oradan bir düzenleme yaparız. Tanix gördüğümüz yere sin x bölü cos x eksi. Kot x gördüğümüz yere cos x bölü sin x yazsak bölü destek. Tanix artı kot x yine aynı şekilde sin x bölü cos x artı. Cos x bölü sin x yazsak bir şey fark etmeyecektir. 2 bölü 3 Kat sayımız var. Çarpı. Hocam bak burası sinüsle. Burası kosinüsle payda genişletirsek Sin x'i çarptım. Ne oldu değerli arkadaşım? Sin kare x eksi. Cos da cos'u çarptım. Cos kare x bölü sin x çarpı cos x oldu. Sin x çarpı cos x bölü. Dikkat et. Yine payda eşitliyorum. Burayı sin ile burayı cos ile. O zaman burası hocam. Sin kare x artı cos kare x bölü sin x çarpı cos x oldu. Düzenlemelere geliyorum. Dikkat dikkat. Hocam bölünün üstü bölünün altı. Şimdi birincisi olduğu gibi yazılacak 2 bölü 3 çarpı bölün üstü dediğim yer sin kare x eksi kos e, ops, pardon kos kare kos kare x bölü sin x çarpı kos x uzatmayalım artık çarpı bölüğünün altı taklattırıp yazıyorum sin x çarpı kos x bölü sin kare x artı cos kare x'in bildiklerimi yerleştireceğim. Biliyorum aranızda hemen gördü, görenler var. Sin x çarpı cos x pat pat gönderdim zaten. Hocam sin kare x artı cos kare x'in sonucu zaten 1 demektir. Sadece şunu görmeni istiyorum ve güzel insan. Sen cos kare x şöyle yazalım cos 2x'in açılımını yazalım. Hatırlatayım ben sana. kosinüs 2x'in yarım açı formüllerinden biri arkadaşım. Cos kare x eksi sin kare x demek değil miydi? E burada sin kare x eksi cos kare x varsa aslında soruyu artık şöyle şuraya taşıyacağım arkadaşım. Bak 2 bölü 3 çarpı. Bu sarıyla gösterdiğim yer bu ifadenin tam zıt işareti ise burası cos 2x yapmaz da eksi cos 2x yapacaktır. E zaten paydada da 1 kalmıştı. Bölü 1'i kalmış oldu. Hocam artık yerini yerleştirebiliriz. Bu eksiği başa alalım. Eksi 2 bölü 3 çarpı cos 2x arayacağız. Biz fp bölü 12 arıyorduk. x gördüğümüz yere pi bölü 12 yazarsan hocam bak bu 2 ile 12 sadeleşir 6 kalır. Buradan eksi 2 bölü 3 çarpı kosinüs pi bölü 6 pi bölü 6 30 demektir. 180 bölü 6 30 demektir. Kos 30 eşittir. Hocam kos 30 da eksi 2 bölü 3 çarpı kos 30 da eksi kök 3 bölü 2 idi. Yani eksi buradaki de kos 30 da artı kök 3 bölü 2 idi. Hocam yalnız söyleme. İkiler birbirini götürsün. Geriye eksi kök 3 bölü 3 ile doğru seçeneğimin adan olması gerekir ki güzel biraz da zorlayabilecek bu işlemsel yeteneği hani biraz konuşturman gereken bu çarpanlara ayırmayı görmen gereken orta zor arasına bir trigonometrik denklem sorusu çözüm. Mutlaka sınavda karşına gelecektir. Farklı versiyonlarıyla lütfen o soruları çözmeye çalış. Çözeceğine inanıyorum. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsan bu videoyu beğenmeyi, kanalı halen abone değilsen abone olmayı, e, zil açmadıysan bu kanalında zilini açmayı unutma. Bir sonraki artı bir videosuna görüşmek üzere. Kendine iyi davran. Hoşça kal.